Herkese selamlar hepimize karşınızdayım. Bugün sizlerle Federico Chiesa inceleyeceğiz. Yani normalde bu kart almayı çok düşündüm. Hatta yedeğe bile sokmayı düşünüyordum. Yedekten hani bu oyuncuyu mu alsam falan diye düşünüyordum. Sonra dedim ki abi kadroya sokalım. Zaten Vidal'imiz var. Bir önceki videoda söylemiştik. Vidal'a nasıl denesek diye düşünüyorduk. O yüzden böyle bir şey yaptım. Yani baya da güzel duruyor özellikleri. 4-4 zaten biliyorsunuz. Yani yüksek orada çalışma oranına sahip. Tam bir kanat forvet tarzına bir kart. Tabii ki affetmez basıp yani deday basıp kendi donatabilirse ama bence forvette daha iyi etkili olabilir. Atak pozisyonu biraz düşük olduğu için belki forvet hattında herkes hani fazla görmeyebilir bu kartı. Yani her oyuncu kadar forvette tam anlamıyla pozisyona gireceğini söyleyemeyiz ama bence girdiğinde de hiç düşünmeden gol atar yani. Çünkü özelliklerine bak abi. Uzaktan şut 99 inanılmaz bir şey. Plase trade'i yok ama yani olsa muhtemelen inanılmaz iyi olurdu. Çevirdik denge çok iyi. Pas bölümü yani kötü değil gayet iyi dribbling sayesinde zaten konuşmuyorum. Fizik bölümü de men basınca çılgın oluyor. Dayanıklılığı bayağı dikkat çeken bir özelliği. 93 dayanıklılığı var. E, i̇yi de bir kart. Bilmiyorum böyle bir bakacağız. Vidal'de zaten satılamaz vardı bizde. Yani bu kötü bir kart değil. 50k'lık bir kart zaten. Hızlanması, defansif özelliği özellikle bayağı iyi. Bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum ama deneyeceğiz. 4-1-2-1-2'de. Kiesa ve Sanchez, Forvet, Di Kem gene Sochameni ve Vidal CM'lerde en arkada Kante oynayacak. Böyle bir kadroyla bakalım VL'yi nasıl bitireceğiz. 15 maçımız var. Bugün bu maçları hepsini yapmamız lazım. Nasıl olacak? Umarım çabuk bitiriyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayalım. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. FC'ler. Ve ilk rakibimizi buluyoruz. Klas on grass geliyor. Neymarlı, Icardi, Savanier falan. Yani güzel bir kadro abi. Aa maçı veriyor. Veriyor herhalde. Vermiyor mu lan? Lan oğlum maçı mı veriyorsun mu? Ben anlamadım ya. Yok illa ben atacağım dedi. Ya yani ben orada anlamadım ne yaptığını. Teşekkürler dostum illa ben vereceğim dedi. Abi pazar gününe bırakınca böyle oluyor. Siz de bırakın pazar gününe maçlarınızı bence. Ve bir diğer rakip. Pinturicchio geldi. Kadro. İtalya kadrosu. Spinazola iyi yere. Dinatale! O nasıl bir kurtarış ya öyle? Değişik bir animasyonla kurtardı. Dinatale! <laughs> <laughs> Güzel bir dribling orada. Rakip hiç beklemedi öyle bir şeyi. Bir çalım attı, köşeye 90'a attık resmen. Dinatale Ayağına yapışıyor top Kiesa ile incelememiz lazım KSI ile oynamamız lazım ama Dinatale Kendini göstermek istiyor abi Oo Güzel kurtardı Van der Sar Takip çıkacak mı bilmiyorum Teşekkürler dostum Yani iyi ki top dışarı gitti ve bir diğer rakip, Rainbow FC geliyor. Yani, Maldini'nin kiralarını da denemek istiyor. Varan da var. Maldini güzel bir kart ama Varan daha ucuz. Kimya olarak tabii ki Maldini'nin kiralarına daha kolay ama Varan da Fransız olduğu için ve biliyorsunuz ki bek şav geldiği için yani bir şeyler yapılabilir. Kaleci oyun attı. Farkındaysan kaleci oyun attı. Defansta yapmadı. Kaleye vuracağımı düşünmüyordu. Gireceğimi zannetti ama. Abi biz direkt kaleye vururuz. Mesafe tanımayız. Biliyorsunuz uzaktan da 99 baradaki hesanın. Ya bunları deneyeceksin o yüzden. Abi kaleye vursana. Of ne şut vurdum be. Abi bir de üstüne gol diyeceğim ya. Ya gerçekten çok saçma bir pozisyon be. Ya orada kaçırıp şurada gol yemem çok saçma be. Lan oğlum Mendy nasıl kurtarıyor lan bunları? 8 i̇şte şutum var, bir şutu var abi ya. Yani bir şut bir gol. O gol de gol değil yani. Kontradan oyunun verdiği bir golü attı adam. İşte bu sonunda ya. Bir şutu var bir golü var ya. Oh. <laughs> güzel pas. Güzel pas, güzel gol. Adam iyi çevirdi maçı ya. Di Natale. Abi bu ney mendiymiş ya. Ya o kadar pozisyon kaçırdım ki anlatamam. Mendi kurtardı. Rakip kaleci oynatıyordu evet. Ama sadece kaleci oynattığı için kazanmadı abi. 4 şut 3 gol. Gerçekten çok saçma. Yani tamam yerinde vurmuş olabilir diyeceksin ama. Yok abi yerinde vurmakla alakası yok. Yani momentumun kralı bir maçtı. Yani 18 şutun ikisi kaleyi nasıl bulabiliyor ya. Diğerleri nasıl gol olamıyor. Yani Diğerlerin hepsi nasıl kaçıyor bilmiyorum ama garip bir maçtı. Ve bir diğer rakip. FC okumaya gerek yok abi. Hacı var. Berkan var. Bir sağ bir sol yaptık yoksa atamayacaktık yani. <laughs> Federico Hugo ay, Yeter Noyer, yeter ay, gayri ya. Harbi diyorum yani. Yeter abi ya. Yes, ah. Biraz geç vurdu ama gol attı neyse ki rakip de çıkıyor. Mihalek. Ya bir win alırsam bırakabilirim. Geri kalan maçları video dışı oynamak istiyorum. Şu anda biraz başım ağrımaya başladı. Hafif de boğazım ağrıyor. Üşüttüm galiba o yüzden biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Bir maç daha atıp yani bir maç kazansam veya kaybetsem fark etmez. Çok maçımız var çünkü yani biraz dinlenip diğer maçlarda video dışı oynayacağım. Saat çünkü geç zaten 11'e geliyor neredeyse. Yani belki 11 binde bırakabilirim direkt de. Dinamo Rapid geliyor. Acili. Gene acili bir rakip geldi. Bu arada VIN'imizi yazmayı unuttuk. Onu hemen bir değiştirelim. Hacı güzel döndü ve Çevik. İyi bir goldü. Yesa. İki pasta gol attık bu arada. Yani aldığı topu veren bir Vidal yüzünden kaybediyoruz maçı. İşte bu be. Antonio Dinatale be. Yenmem lazım şunu. Hadi. Ya abi penaltı değil ya. Gerçekten inanamıyorum ya. Güzel. Çok şey hem de var ya müthiş. Yani inanılmaz bir şey oldu be. Abi bu ne ya? Gerçekten var ya. Yediğim goller olan bir penaltı. kurtardık neyse penaltıyı ama yani bu ne ya? <güler> <gülüyor> <gülüyor> <fabiesim> <gülüyor> <güler> <güler> yok abi yok. Ya burada Zubizarreta gelse gene kurtaramaz bu maçı. Maçın kaderi buymuş abi. Köşe gönderimle gitsen daha aferin. Aferin kardeş. En güzelini yapayım lan. Vallahi en güzelini yapıyor. Şuna bak. Dokunamıyorsun lan her şeyine. Vallahi en güzel. Benim adamım yere düştü ya. En güzelini yapıyor abi rakip. Vallahi güzel bir şekilde yendi. Yani ben yenebilirdim miydim? Yenebilirdik ama maalesef olmadı. Rakibe yani helal olsun. Biz o kadar baskı rağmen bir şey yapamadık. Yani bizden mendalık ne yapak kaleye ya. Çok iyi kurtarışlar yapıyor abi. Yani bilmiyorum donorumadan daha iyi gibi görünüyor. Yani karşımıza hiç donanuruma gelmiyor zaten genelde Mendy ile oynuyor herkes. Çünkü Premier Lig'e e dönen çok kişi var, Varan geldiği için. Herkes artık Kimpembe, Marquinhos ikilisiyle oynamak istemiyor. Bıktılar çünkü haklı olarak. Ya, güzel bir videoydu. Bir KSI hakkında konuşmak için kaldığımızda geçelim ondan sonra videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Video dışı oynayacağım geri kalan maçları çünkü gerçekten çok yoruldum ya. Başım ağrıyor, biraz ateşim de var galiba. Ve şimdi KSI hakkında konuşalım biraz. 5 maç 4 gol 2 asist yani bir forvet gibi yoktu sağda. Gerçekten yoktu. Dinatara daha ön plandaydı. Veya Sanchez. Tamam her rakibi aslında farkla yenmedik. Böyle 10 tane hiçbir rakibe atmadık. Yani vl başladığımız kadar kolay rakipler gelmedi. Veya Sörber o kadar iyi değildi diyebiliriz. Ama KSI'yi ben oyunda çok fazla görmedim. 4-1-2-1-2'de belki son forvette oynattığımız için biraz daha çok Kanada doğru oynadı. Kanada gitmeye çalıştı falan. O yüzden pek göremedik ama... Yani ben 222, 220 220K'lık bir kart olduğunu zannetmiyorum. Kiesa'nın o kadar yani statları tamam güzel. O kadarına bir şey demiyorum ama pozisyon 90 olduğu için pek onu sahanın içinde göremedik. Yani bunu Dinatar ile mesela daha rahat görüyorsun. 98 oluyor zaten buff bastığında. Veya ne bileyim Politano düz şekilde 84 gibi gözüküyor ama oyunda farklı yani. Politano mesela düşük olmasına rağmen oyunda kendini gösteriyor. Ama bu hani Kiesa'yı Biraz eksi şey yaptı yani. Rol oynattırdı. Atak pozisyonunun oyunda bu kadar yansıtmaması diyebiliriz. Yani 90 çok düşük değil aslında ama. Yani o kadar da sahada görmedim. O yüzden pek beğendiğimi söyleyemem. Yani geri satacağım zaten. Yani bu kartla oynamayı düşünmüyorum. Arturo Vidal'a gelince. Vidal yani hızlı değil abi. Ağır bir kart. Dönüşleri falan da çok böyle üst seviye bir şey beklemeyin. Ve sonuçta 50 kalık bir kart. Yani genelde bu ligi oynayanlar bu kartı alıyor. Çok fazla görüyoruz. 3-4 maç gördüm herhalde bu hafta VL'de. O yüzden hani görenler için de yorum yapayım. Yani bence çok üst seviye bir kart değil ama 50K'ya göre iyi bir kart mı dersen iyi evet yani bence kötü değil o kadar da ama hani hızı biraz ağır kalabiliyor. Boyundan dolayı mı bilmiyorum. Oyundaki artık vücut tipinden dolayı mı bir kante kadar hızı aynı olsa da kante kadar hızlı değil oyunda. O yüzden hani bu da sizin aklınızda bulunsun. Bence Kesi veya Milinkovic Savic daha iyi olabilir bu karttan. Ama tabii ki size kalmış. Yani yükselecek bir kart olduğu için nasıl olur bilmiyorum. Yükselir mi hiç İtal yani Inter'in durumunu da bilmiyorum ama. kaldı. O genel anlamda bu şekilde. Videoyu burada sonlandıracağım. Çünkü biraz rahatsızlandım o yüzden oynamayı düşünmüyorum. Bundan sonraki maçlarımızı ya video dışı ya da oynamayacağım. 8000 yaptık zaten. Maçlarımız var ama biraz dinlenelim diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.